Gerçek diktatörlük, komünizm. Komünizm temel yaklaşım olarak komünist fikirleri taşımayan herkesin öteki olarak nitelendiği bir ideolojidir. Bu ideolojinin mensupları kendilerini sözde ilerici, kendilerinden olmayan herkesi ise kendilerince gerici veya faşist olarak yaftalar ve bu kesimlerin üzerinde baskı unsuru oluştururlar. Tarih bu baskı uygulamalarının örnekleriyle doludur. 1950'li ve 60'lı yılların en popüler felsefe yayınlarından olan Materyalist Felsefe Sözlüğü'ndeki bir cümle, tüm işleyişin özeti olarak referans verilebilecek bir çarpıklığı gözler önüne serer. Adı geçen sözlükte faşist kelimesinin karşılığı olarak komünist olmayan kimse yazılmıştır. Bu çarpık mantık geçmişten günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan süre gelmiştir. Eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık parolasıyla kitlelere sunulan komünizm fikri, komünist ülkelerde yapılan uygulamalar incelenirse tam aksine özgürlüklerin ve eşitliklerin kısıtlandığı, farklı renklere ve seslere yaşama olanağının tanınmadığı bir zulüm mekanizması olarak karşımıza çıkar. Dünya siyasi tarihini incelediğimizde komünist rejimlerle yönetilen ülkelerin tamamında toplu katliamlar, faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar görürüz. Din, serbest ticaret, kişi hak ve özgürlükleri gibi kavramlar komünist yönetimlerin baş düşmanıdırlar. Çünkü özgürlük kavramını yine kendi ifadeleriyle söylemek gerekirse işçi sınıfı diktatörlüğüne giden yolda paravan olarak kullanan bu sistem insan canına ve emeğine neredeyse hiç değer vermemekte, sadece temsil ettiği ideolojinin bunlardan ne kazandığına bakmaktadır. Komünizmin tarihi, işte bu çarpık mantık çerçevesinde gerçekleştirilen acı ve gözyaşı dolu olaylarla doludur. Sovyetler Birliği, Çin, Kamboçya gibi ülkelerde komünizm adına işlenen cinayetler, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Sovyetler Birliği'nin en popüler figürlerinden biri olan Stalin, aslında bir diktatördü. Stalin döneminde Sovyetler Birliği topraklarında yaşanan kıtlıklarda, 6 milyon kişi açlıktan ve sefaletten dolayı öldü. İnsan hayatını hiçe sayan Stalin'in vahşet uygulamaları bununla da sınırlı değildi. İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarına sahne olan Stalingrad kuşatması sırasında Stalin'in her ne pahasına olursa olsun taarruz emrinin ardından tahminlere göre 1 milyon 200 bin Rus askeri ve sivili Alman orduları tarafından katledilmiştir. Yakın çevresi tarafından bile paranoyak ve ruh hastası olarak anılan Stalin, en yakın arkadaşlarını, partisinin kurmaylarını, komünist olmamakla itham ettirdiği milyonlarca kişiyi infaz ettirmiştir. Hatta kendi karısını bile öldürttüğü iddia edilmektedir. Komünizm ideolojisinin kanlı tarihi, Sovyetler Birliği dönemiyle sınırlı değildir. Hemen hemen aynı yıllarda bu vahşetin bir benzeri de Çin'de yaşanmaktaydı. Mao Zedong önderliğindeki Çin Komünist Partisi, köylü sınıfının iktidarı sloganıyla ele geçirdikleri devlet yönetimini kısa süre içerisinde insan öğüten bir vahşet makinesine dönüştürdüler. 1966 yılında bizzat Mao'nun emriyle ülke çapında kültür devrimi adı verilen bir katliamlar zinciri başlatıldı. Komünist fikirlerin henüz yeterince uygulanmadığını iddia eden Mao, kendi partisinin üst yönetimlerinde bulunan arkadaşlarının dahi öldürüleceği bu katliama doğrudan emir vererek insanlık tarihinin en büyük yüz karalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Mao'nun emriyle sokaklara dökülen ve büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kızıl muhafızlar, profesörleri, avukatları, üniversite hocalarını, kısacası komünizme kendilerine göre aykırı gördükleri herkesi tutukladılar, işkenceler yaptılar ve aşağılayarak idam ettiler. Vahşetin boyutları öyle bir hal aldı ki, Mao'nun en yakın arkadaşları ve parti yetkilileri dahi canlarını kurtaramadılar. Nitekim ilerleyen yıllarda da Mao'yu örnek alan komünist Kamboçya diktatörü Pol Pot, ülkesinde gözlük takan herkesi idam ettirmiştir. Mao'nun bu insanlık dışı düşünceleri, İngiliz BBC televizyonunun hazırladığı Mao'nun Çin'i Tek Adam Devrimi isimli belgeselde de kendi ifadeleriyle açığa vurulmuştur. Dönemin İngiliz Büyükelçisi Sir Percy Cradock'a kendisini ilk Çin İmparatoru Qin Shi Huang'la kıyasladığını söyleyen Mao, İmparatorun 460 aydını idam ettirdiğini, kendisinin ise 46 bin aydını idam ettirdiğini övünerek anlatmıştır.
komünizm Sovyetler ve Çin örneklerinde de görüleceği üzere kendi yandaşlarına dahi yaşam hakkı ve fikir özgürlüğü tanımayan bir ideolojidir. Kendi aralarında sıkça yaşadıkları tartışmaların dozu her seferinde şiddete ve çatışmaya varır. Komünist örgütler birçok konuda birbirlerini revizyonist ve oportunist olarak suçlar ve kendi görüşünün en doğrusu olduğunu öne sürer. Kendi görüşü dışındakilere ise varlık hakkı tanımazlar. Komünist ideoloji yandaşlarına konuşturmama, şiddet uygulama gibi yöntemlerin kullanılmasını öğütler. Bu sebeple komünist düşüncenin olduğu yerde başka bir fikrin ifade edilmesi, gelişmesi, hatta yaşaması mümkün değildir. Komünist örgütlerin gösterilerinde farklı düşünceden insanlara karşı sıkça kullanılan "Sizi buraya sokmayacağız, sizi burada konuşturmayacağız, defol, burası bizim" sloganları da bu baskıcı zihniyetin açık bir göstergesidir. Tek tip toplumlar üretme amaçlı ideolojilerin bu dayatması savundukları sisteme olan güvensizliklerinden kaynaklanır. Komünizm eğer gerçekten iddia ettiği gibi özgürlüklerden yana olsa ve daha da önemlisi fikri yapısına güvense karşıtlarını susturmak yoluna asla gitmezdi. Tam tersine her düşüncenin özgürce anlatılmasını ve yaşanmasını savunurdu. Ne var ki komünizmin sevgisiz, ruhsuz, katı yapısı özgürlüklerin olduğu bir ortamda değil, ancak cehaletin ve baskının olduğu bir ortamda güçlenir ve ayakta kalır. Oysa insan ruhu özgürlük ister ve geniş düşünmekten zevk alır. Nitekim Kur'an'da da Allah insanların üzerine yük olan her türlü baskının kaldırılmasını, toplumların hür ve rahat olmasını teşvik eder. Din ahlakının hakim olduğu bir ortamda Musevi de, Hristiyan da, Budist de dinini dilediği gibi yaşar. Ateist de, dinsiz de, komünist de fikrini dilediği gibi anlatır. Din, insanların üstüne tek tip olmak için baskı getirmez. Komünizm gibi, insanların zihnini ve hayatının her anını baskı altına alan ideolojilerin, zulümlerinin son bulmasının yolu Kur'an ahlakıdır. Yüce Rabbimizin Kur'an'da emrettiği ve öğütlediği sevgi, anlayış, özgürlük ve akılcılık, baskılarla bunalmış tüm insanlar için adeta bir kurtuluş reçetesidir.